Merhabalar, 23 Kasım 2021 Salı, hoş geldiniz arkadaşlar. Dolar TL ile başlayacağız. Dün akşam hareket başladı. Maalesef hiçbir düzeltme yapmadı. Bir düzeltme yapamayacağından bahsetmiştim size. Haftalardır bunu konuşuyoruz zaten. Al sat dönemi değil, tut dönemi diye başlık da attım, bir yayın da yapmıştım bundan önce ve birkaç son özellikle bir haftadır hemen hemen hep bundan bahsediyorum. Çünkü dolarda yönün yukarı gideceğini gösteren bir sürü işaret var. Normalde biraz düzeltme yapması lazım ama soluksuz gidiyoruz. Tabii bu can sıkıcı bir taraftan. Ve yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Şimdi neler oluyor bir bakalım. Dün akşam saatlerinde, dün akşam artık gece demeyelim de akşam saatlerinden itibaren 11.47. 47-48'lere kadar çıktı. 11.30'ları zorladı yani şöyle bir. Sonra tekrar bir geri çekildi 11.40'lara doğru. Şu an şu saatler itibariyle de 11.70 arkadaşlar. Yani hani doların gidişi böyle gerçekten her hafta şöyle gidiyoruz. 9, 10, 11 her hafta üzerine koya koya gidiyor. Çok ciddi bir oranda ve dünden bugüne de %2.78'lik bir artış var. Dolar endeksine hemen dönüp bakalım. Dolar endeksinde durum ne? Dolar endeksinde dün akşam itibariyle biraz yükseliş oldu. Dünyada dolar biraz güçlendi. 96 civarında gezinirken 96-60'lara kadar geldi. Şu anda durum bu. Bu da hani yeni Amerika'da bir faiz artışı olabilme ihtimalini fiyatlıyor. Öyle söyleyeyim. Bir de Amerika Başkanı Biden, Powell'ı Fed'e tekrardan aday göstereceğini söyledi. Ve hani Powell'ın da politikasını bildiğimiz için artık 2022'nin ortasında hani faiz gelecek, kesin gelecek gözüyle bakıyoruz şu anda. Fiyatlama da buradan kaynaklanıyor, öyle söyleyeyim size. Amerika 10 yıllıklarına dönüp baktığımız zaman 10 yıllıklarda da bir yükseliş var. 1.62'lere gitti. Tabii hem dolar endeksinin hem 10 yıllıkların yükselmesi ons altını aşağıya indirdi arkadaşlar. Ons 1805 dolar kritik seviyeyi açtı. 1830-35 doları gördükten sonra yukarı değil aşağıya kırdığı yönü 1805 dolara geldi. Ama gram altıncılar, dün bir tane soru vardı. Ons altın almalı mıyım, açmalı mıyım böyle bir hesap diye bir bankada. Ben de gram candır dedim. Gram altın candır arkadaşlar. Neden? Ons düşse bile sizi dolardan dolayı, dolar kuru yukarı çıktığı için destekliyor. Zaten Amerika'da doların güçlü olacağı bir evreye doğru gidiyoruz. Yani bizde ne olursa olsun dolar kuru her halükarda Amerika'dan kaynaklı olarak da doların 2022'de güçlü olacağını söylüyorum size. Bu nedenle ons değil, gram altın arkadaşlar. Mümkünse gram, mümkünse de fiziki, yok değilse de bankada bir gram hesabı açıyorsunuz. Bakın 1805 dolar olmasına rağmen ons altın, gram altına dönüp bakıyoruz. 678 TL, yani 680 TL. Burada da en son 675'i gördük. Şu anda da artık 679 TL'yi gördüğünü söyleyebiliriz. Yani 680 TL. Zaten ons 1835, yani bir 1850 civarında olsaydı, hiç düşmemiş olsaydı zaten şu an 700'leri konuşuyor olacaktık. Hatta 700'lerin üzerine konuşuyor olacaktık. Şimdi burayı da cevapladıktan sonra neden bu kadar hızlı gidiyoruz konusuna geldiğimiz zaman yeni faiz indirimlerini de fiyatlıyor demiştim size, hatırlayacaksınız. Dün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan çok çok önemli bir konuşma yaptı. Yani önemli dediğim tamamen ekonomiye yönelik konuşmalar yaptı. Hani şu anda Merkez Bankası'nın politikasının neden faiz indirimleri yönünde olduğunu, olacağını, neyi hedeflediklerini açıkladı. Şimdi oradan size bir satır başı, sadece bir paragraf okumak istiyorum. Ondan sonra anlayacaksınız beni. Ondan sonra anlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle gelelim şuraya. Evet, yükselen enflasyon veya fiyat artışlarıyla sonuçlanan ekonomik sıkıntılar elbette vardır. Fiyatlardaki düzenli artışı ifade eden enflasyon olduğu yerde yatırım olmayacağı, üretim azalacağı, istihdam düşeceği için dengeler bozulur. Tamam. Kurdaki yükselişe bağlı olarak
Kimi ürünlerdeki fiyat artışı yatırım, üretim, istihdamı etkilemez. Bakın kur artışından bahsediyoruz. Tam tersine kurdaki rekabet gücü yatırımda, üretimde, istihdamda artışa yol açar. Ülkemizdeki durum tam da budur. Yani burada şunu söyle, yani ben bu paragrafa bakarak söylüyorum. Ama tamamen ekonomiye yönelik, bunu internetten girip okuyabilirsiniz, birçoğunuz da dinlemişsinizdir zaten. Buradaki dolar kurunun yükselişinin bize, ülkemize faydası olduğunu, bunu hani rekabetçi kur tanımı diye bir şey vardır. Rekabetçi kur dan dolayı bize, ülkeye artı sağlayacağından bahsediyor kendisi. Bunu desteklediğini söylüyor. Yani hani doların yükselmesi demek bizim için iyi demek anlamına geliyor. Çünkü bu bize dolardaki rekabet, yani kurun yukarı çıkması bir rekabet gücü kazandırıyor diyor. Bu da üretimde, istihdamda artışa yol açar diyor. Yani konu aslında bu. Konu bu. Hani Merkez Bankası bir yerden döner mi, farklı bir politika izler mi, o ayrı bir hikaye. Kaç tane politika izledik, değiştirdik oradan buraya, oradan buraya, ama şu andaki politika bu. Cumhurbaşkanı da bunun nedenlerini zaten merkez açıklamıştı şu an, dün de bunu ifade edince dolar da tamam biraz daha yukarı sinyali gelmiş olduğu, dün akşam itibariyle yükselişe başladı. Hani zaten dün de anlatmıştım size, merkezin yeni politikası, enflasyon kaçtır, işte dolar kaçtır, bu önemli değil. Zaten doları biz, şöyle söyleyeyim, kuru yüksek istiyoruz. Yüksek istememizin sebebi de işte rekabetçi kur bize ihracatta daha fazla artı sağlayacak diye, ama enflasyon olarak da geri dönecek, bunu da biliyoruz. Ama zaman içerisinde uzun dönemde dengeye gelineceği söyleniyor ve kabul ediliyor. Tabii bu çok riskli bir aslında, daha önceki farklı denemelerimiz oldu. Bu da başka bir deneme, şu anda bunu deniyoruz, bunu yapmaya çalışıyoruz. Artısı eksisi ne olur bunu zaman gösterecek, ama riskli bir neticede karar, öyle söyleyeyim. Çok denenmemiş bir karar. Yani yüksek kurla zaman içerisinde ülkeye para sokarak, istihdamı işte arttırarak, üretimi destekleyerek, indirdiğimiz faizlerle, ticari faizlerle istihdamı ve üretimi destekleyerek sonuçta ülkeye para sokma gibi bir şey var, bir politika var şu anda. Dolayısıyla kurun yukarı çıkmasından rahatsızlık duymuyoruz arkadaşlar. Bu nedenle bana şöyle şey yapmayın, yani şöyle şeyler geliyor. Dün yazmış mesela birisi, göreceksiniz dolar 9 liraya düşecek filan. Nasıl düşecek? Nasıl düşecek? Yani hani düşmesi için bir şey olması lazım. Yok. Ha, politika değişir, yarın başka bir şey konuşursak okey, ona bakarız. Ama şu anda bir politika değişikliği var mı? Yok. Yani Cumhurbaşkanı da, Merkez Bankası da, yani şu anki politikamız bizim, kuru yükseltelim, rekabetçi kurdan kazanalım gibi, yani durum aynen budur arkadaşlar. Öyle olunca da dolar da ne yaptı? Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra, madem öyle, rekabetçi kur, yüksek kur istiyoruz, dolayısıyla kur artmaya devam edecek anlamına geliyor. Zaten 12'ler hayal miydi? 12'ler geldi. Yani 11.75. Artık her geri çekiliş alım fırsatı. Ama bu işte bir terslik var mı? Yani şöyle, yani bu kadar hızlı, hiç durmadan, nefes almadan giden bir dolar kuru bir aydır. Çok büyük bir risk. Gerçekten her gün paramız devalü oluyor. Hani devalüasyon gelir mi diye soranlar var. Zaten her gün paran devalü oluyor. İşte bakın, yani bugün %2.74. %3'e yaklaşmış yani. Bu devalü olmak da değil de nedir yani? Paran eriyor neticede. Son bir ay içerisinde paranın %30 erimiş. Daha ne olsun? Yani gitmiş yani. TL erimiş. O zaman ne olacak? İnsanlar da tabii alışverişlerini, her şeylerini işte dolar alacaklar herhalde, dolarla falan yapacaklar. Yani başka yolu yok bunun. Başka nasıl olacak bilemiyorum. Bu politika değişene kadar, bu konjonktür değişene kadar durum bu arkadaşlar. Dolarda yön, nefes almadan yukarı, her aşağı geliş alım fırsatı olduğunu söylüyordum. Söylemeye de devam ediyorum. Şu anda fikrimde bir değişiklik yok. Gram altında da dolar kuruna bağlı olarak yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Orada da her aşağı geliş alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ama şunu da unutmayın ki gerçekten hani piklerdeyiz. Her gün bir zirve görüyoruz. Her gün yeni bir zirve. Yani yeni bir zirve ve düzeltme yapmadan gidiyor. Bu da çok büyük bir risk aynı zamanda. Çünkü hani bir yerden dönmesi lazım. Bir yerden dönmesi lazım ama şu an dönmüyor. Dönmüyor. Ve yani ne zaman döner? Konjonktür değişir mi? Bunu bilmiyoruz.
Evet. Şimdi şeye bakalım arkadaşlar. Powell'ı söyledim size. Biden'ın adayı Powell'ı açıkladı. Ama zaten hani Powell'ın politikasını demin de söylediğim gibi bildiğimiz için çok değişen bir şey olmayacak. Muhtemelen Powell yeniden seçilecek. Ve Brainard yardımcısı yardımcı olarak Fed'in başkan yardımcılığına da şu anda Lil Brainard gösteriliyor. Aynı politikayı 2022'de de Powell ve Fed devam ettirecekmiş gibi en azından şu anda duruyor ki dolar endeksi güçlü kalmaya devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş, dolar endeksinin de yükselişi onsu biraz aşağı doğru baskılamış durumda. 1800 dolarlara kadar getirdi arkadaşlar. Şu anda durum bu. Ama siz onsa çok takılmayın. Zaten gram tarafında işler yolunda gidiyor. Merak etmeyin. Yani hani yok düşer mi çıkar mı? Öyle mi olur? Böyle mi olur? Al sat dönemi değil. Bakın bir aydır bunu anlatıyorum. Al sat dönemi değil. Al sat yapacaklar da lütfen dikkatli olsunlar. Şu anda konjonktür böyle devam ediyor. Şimdi Societe General'ın bir şeyi var. Merkez Bankası ile ilgili enteresan demeyelim de şöyle söyleyeyim, yıl sonu veya 2022'nin ilk çeyreğinde şunu söylüyor, diyor ki Merkez Bankası faizi diyor artıracak diyor, %19'a çıkarmasını bekliyorum diyor. Şimdi biz biliyorsunuz şu anki politika bunu desteklemiyor. Evet bir faiz artışı gelecek ama özellikle baktığımız zaman JP Morgan gibi daha Wall Street'çi şeyler, kuruluşlar daha çok 2022'nin yarısı ya da ikinci çeyreğine işte dikkat çekiyor. Buralarda bir faiz artışı gelebilir diyor. Cumhurbaşkanı bir faiz yükselişinden bahsetmiyor. Ondan sonra yani faiz inmeye devam edecek görüntüsü var şu anda. Yanlış söyledim, JP Morgan yani Wall Street'teki şeyler, o kuruluşlar bizim faizleri yılın 2022'nin ortasından itibaren yükselteceğimizi düşünüyor. Ama geliyoruz. Bu Fransa'nın önde gelen bankalarından Société Générale, o Merkez Bankası'nın bu yılın sonunda ya da gelecek yılın yani 2022'nin ilk çeyreğinde politika faizini %19'a çıkarmasını beklediklerini söyledi. İlk defa böyle bir hani tamam bir faiz artışı illaki olacak bir noktadan sonra ama bunlar bu yıl sonu yani Aralık'ta tam tersine bir faiz artışı bekliyorlar. Olmadı Ocak'ta, Şubat'ta mutlaka %19'a bir anda keskin bir artışın olacağını söylüyorlar. Tabii o zaman hani faiz artışına gidersek neler olur? Bunun acaba döneminden biliyoruz. Fakat şöyle bir şey de var. Zaten bu banka bunu da not olarak ilave etmiş. Acil durum faiz artırımına gitmesini bekliyoruz diyor Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın acil durum faiz artırımına gitmesini bekliyoruz diyor. Ancak diyor bu diyor yine de diyor Türk lirasının değer kaybını önlemek için yeterli olmayacak diyor. Yani çok geç kalınmış bir eylem olacak diyor. Açıkçası hani benim de şu an bilemiyorum, bir şey diyemeyeceğim. Ben şimdi Aralık'ın 14'ünde 15'inde FED toplantısı var. FED toplantısında alınacak karar faizle ilgili yani şahin açıklamalar gelecek mi? Varlık alımı azaltımında daha hızlı yol alınacak mı? Bu tarz böyle daha sıkılaştırmaya yönelik açıklamalar olacak mı? Yoksa güvercin söylemler devam mı edecek? Tam da bizim toplantımızdan bir gün önce açıklanıyor. Biz 16 Aralık'ta yapacağız toplantıyı, politika faizi toplantısını, PPK toplantısını. Dolayısıyla ben biraz da Fed'in de ne yapacağını aslında görmek istiyorum. Nasıl bir açıklama yapacağını, piyasaya etkisini görmek istiyorum. Hani ona göre bence 15 Aralık bir daha konuşuyor olacağız. Ama bugüne baktığımız zaman arkadaşlar bugünkü konjonktür hala bir faiz indiriminin devamını gelmesini zaten Merkez Bankası bunu söylüyor. Bunu ben söylemiyorum. Yani bunu hani böyle bir yerden duyum falan değil. Cumhurbaşkanı bunun böyle rekabetçi kurdan dolayı bunu istediğini söylüyor. Faiz istemediğini söylüyor. Merkez de bunu yapıyor. Merkez de bunu söylüyor. O zaman bize de ne yapmak düşer? Bize de hiçbir şey yapmak düşmez. Bize de paramızı korumak düşer arkadaşlar. Yani bizim yapacağımız o. Ben neden bunları anlatıyorum size? Bunları oturur Bloomberg'den, oradan buradan her yerden zaten dinlersiniz. Bunlar olacak diyorum. Zaten yaşıyoruz bunu. Ona göre varlıklarınızı korumak için ne yapacaksınız? Döviz ve döviz endeksli şeylere gireceksiniz. Yani ne yapacaksınız? Ya dolar ya euro, parada nakit keşte kalayım derseniz keşi dövizden yapacaksınız bir sepet.
Bazen işte şey diyorlar, euro almak istiyorum, dolar mı euro mu? Yani biraz oradan biraz oradan yapın, aklınız kalmasın. Ondan sonra altın, enflasyondan koruyacak şeyler. Mal alın. Yani TL'den başka, öyle söyleyeyim size. Şu anki zaten politika o. Türk parasına TL'yi mevduatta tutmadığınız sürece her şeyi kazandırıyor şu anda. Çünkü acayip bir enflasyon var. Yani eve alacağınız, ne bileyim, alacağınız bir bilgisayar, evinize alacağınız bir halı, bir beyaz eşya bile, işte evde stok yapacağınız ne olursa olsun hepsinden kârdasınız. Hepsinden, yani gıdaya gelen zam da TÜİK'in açıkladığı enflasyonun çok üzerinde. Yani ya da TL'de bankaya verilen faizin çok çok üzerinde. Her şey bunun üzerinde olduğuna göre o zaman ne yapıyoruz? TL'de mevduatta kalmak yerine paramızı başka yerlerde değerlendirmeye devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Konjonktür değişene kadar arkadaşlar. Konjonktür değişene kadar dolara yürü. Yürü diyoruz. Öyle söyleyeyim size. Dolarda yürüyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Efendim, abone olmayan varsa lütfen abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın. Sosyal medya hesaplarımı da videonun açıklama bölümünde paylaşıyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.